Tekrar iyi akşamlar Gerçek Haber Ajansı izleyicileri ve sevgili takipçileri. Bir arıza yaşadık. Sebebini henüz kestiremesek de Facebook'un bir kısıtlaması olduğunu düşünüyoruz. Uzun zamandır Facebook kısıtlamalarından bahsediyorduk zaten. Sevgili izleyicilerimizden ve takipçilerimizden isteyeceğimiz şey yayınımızı paylaşmaları ne kadar çok paylaşılırsa, ne kadar çok insana ulaşırsa Facebook'un bu şekilde müdahaleler içerisinde bulunması kolay olmayacak. Biraz daha zorlanacaklardır diye düşünüyoruz. Ceren Yılmaz'ı konuk ettik. Sibel Balaç'ın içinde bulunduğu durumla ilgili anlatımlar olmuştu. Bunları kendisinden artık tekrar anlatmasını rica edeceğiz. Çünkü yayın biraz kopukluk oldu. İzleyicilerimiz ve takipçilerimizin daha iyi anlaması açısından affınıza sığınarak tekrar aynı soruyu yönelterim. Şu Estağfurullah. anda Sibel Balaç'ın durumu ne? Onu bir daha anlatabilirseniz. Tabii. Bu sabah biliyorsunuz 7 Eylül tarihinde, özür diliyorum, 6 Eylül tarihinde müvekkilimiz için bir infaz erteleme başvurusunda bulunmuştuk. Sağlık durumunun geldiği aşama itibariyle artık hapishanede kalması mümkün olmadığından infaz kanununun 16. maddesine göre infazının ertelenmesini talep etmiştik. 7 Eylül tarihinde müvekkilimiz Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezid Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mevki ek binasının mahkum koğuşunda tutulmaya başlanmıştı ve burada tetkiklerinin devam ettiği söyleniyordu bize. Müvekkilimiz hakkında 16 Eylül tarihinde bir sağlık kurulu raporu hazırlandı. Ve 19 Eylül tarihinde de müvekkilimizin dosyasının Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini ve Adli Tıp Kurumu'nda incelemede olduğunu öğrenmiştik. Bugün itibariyle bu sabah saat 8.30'da müvekkilimizin gardiyanlar ve jandarmalar eşliğinde ambulansa bindirilerek mevki ek binası mahkum koğuşundan çıkarıldığını ve yanında refakatçi olarak kalan annesinin yanına alınmadığını öğrendik. Saat 8.30 itibariyle de müvekkilimizi aramaya başladık. Orada bulunan, mahkum koğuşunda bulunan görevliler tarafından bize müvekkilimizin Adli Tıp Kurumu'na, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği söylendi. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen meslektaşlarımıza müvekkilimizin orada olmadığı, oraya gelmeyeceği söylenmişti. Akşam saatlerinde de müvekkilimizin Bakırköy Kadın Hapishanesi'nde geçici koğuş denilen bir yerde tek başına tutulduğunu öğrendik. Müvekkilimizle bugün görüş yapamadık. Zira müvekkilimiz hükümlü olduğu için hükümlülerle kanuna göre sadece mesai saatlerinde görüş yapılabileceği söylendiği için müvekkilimizle bugün görüş yapamadık. Ancak tutulduğu koşullar hakkında tek başına tutulduğuna ilişkin bir bilgi edindik. Geçici koğuşla ilgili koşulları ile ilgili bir şeyler anlatmışsınız. Onları bir daha tekrar edebilirseniz. Şöyle, geçici koğuş geçici olması nedeniyle aslında pis olmasıyla ünlü bir yerdir. Onu söylemiştim aslında. Ve şu anda biz müvekkilimizin hangi koşullarda tutulduğunu bilmiyoruz. Yani hijyenik olup olmadığını bilmiyoruz müvekkilimizin tutulduğu yerin. Müvekkilimizin geldiği durum itibariyle yaşamsal riski bulunduğundan hijyenik bir yerde kalması bizim açımızdan çok önemli. Ancak hem 21 gün boyunca tutulduğu mahkum koğuşunun koşulları çok kötüydü, oldukça kötüydü, hijyenik değildi, yerin altındaydı, havasızdı ve aslında sağlıklı bir insanı bile sağlıksız yapabilecek, sağlığını bozabilecek koşullarda kalıyordu müvekkilimiz. Ve bugün de götürüldüğü yerin koşullarını şu an için bilmiyoruz. Ancak hijyenik koşullarda tutulmadığını tahmin ediyoruz müvekkilimizin. Bir de şöyle bir durum var. Müvekkilimiz şu anda tek başına tutuluyor. Ancak müvekkilimiz hakkında 16 Eylül tarihinde hazırlanan Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Kurulu'nun hazırladığı raporda şöyle denmişti müvekkilimiz hakkında: hayatını tek başına idame ettiremez. Bu şu demek: müvekkilimiz tek başına kalamaz. Hapishanede tek başına kalamaz. Hastanede tek başına kalamaz. Dolayısıyla bugün bu rapora rağmen müvekkilimizi tek başına tutanlar açıkça suç işliyorlar. Bir an önce bu suçtan vazgeçmeliler. Evet, yaklaşık 3 haftadır mahkum koğuşunda tutuluyordu. Evet. Oradaki durumundan biraz bahsedebilir misiniz? Sanıyorum siz de Tabii. gidebiliyordunuz, gördünüz onun Tabii. koşullarını, içinde bulunduğu durumu. Tabii.
Yani şöyle, şeyi anlamak açısından, hani orada kalmasının ne kadar insanlık dışı bir muamele, ayrıca orada kalmasının kendi içinde bir işkence olduğunu kamuoyunda basın açıklamalarıyla, yapılan eylemliklerle duyduk. Ama sizin canlı olarak anlatmanız biraz daha iyi kavramımızı sağlayacaktır. Anladım. Şöyle, 7 Eylül tarihinde müvekkilimizin sabah saatlerinde hapishaneden çıktığını ve tetkiklerinin yapılmak üzere götürüldüğünü biz öğrenmiştik. Ancak müvekkilimizin yaklaşık o günde, yaklaşık bir gün kadar müvekkilimizin tam olarak nerede olduğunu netleştirememiştik. Ve ilk olarak müvekkilimizi 8 Eylül tarihinde görebildik bu yüzden. Dış Kapı Hastanesi'nin mevki ek binasının mahkum koğuşu Ankara'daki tek mahkum koğuşu olduğu söylendi bize orasının. Yani Ankara'da bulunan yaklaşık 30 bin tutuklunun hastane sevkinin yapıldığı yer ek binanın mahkum koğuşu. Şimdi biliyorsunuz son dönemki şehir hastanesi politikaları nedeniyle birçok hastane kapatılıyor. Birçok devlet hastanesi kapatılıyor ve aslında Dış Kapı Hastanesi de bu hastanelerden birisi ve şu anda da aslında çok büyük bir kısmı hastanenin taşınma sürecinde olan bir hastane. Mahkum koğuşu bizim açımızdan da çok ciddi tanıklıklar oldu bu süreçte mahkum koğuş açısından. Biz hem büromuzda hem üyesi olduğumuz derneklerde baroların komisyonlarında birçok kez hasta tutsaklara ilişkin çalışmalar yaptık ama bu geçtiğimiz 21 gün bizim Türkiye'de hasta tutsakların hapishanelerde asla tedavi olamayacağını bir kez daha öğrenmemize sebep oldu. Bir kez daha bu gerçeği kendi gözlerimizle gördük o mahkum koğuşunun koşulları nedeniyle. Mahkum koğuşu zemin katın altında bir kısım odalarında cam olan ama camları da sizin boyunuzun yetişmeyeceği bir yükseklikte olan ve çok kalın telleri olan, havalandırması olmayan, sürekli tuvalet kokan, sürekli yemek kokan bir yer. Öyle ki biz müvekkilimizi 45 dakika, 1 saat arası görüyorduk. İnanın biz bu süreçte müvekkilimizin durduğu yerde durmaya tahammül edemiyorduk. Bırakın müvekkilimizin ya da hasta tutuklu hükümlerin, hasta tutsakların orada tutulmasını, inanın orada bir jandarma erin, gardiyanın tutulması bile insanlık dışıdır, işkencedir. O koşullarda kimse duramaz. İnsan duramaz yani o koşullarda. Her yer hayvan pisti. Bir gün müvekkilimizle görüşmek üzere bekliyorduk. Tavandan karton piyer düştü üzerimize. Tavanları dökülüyor yani. Pis, her yeri toz olan bir yer. Ve söyledim az önce Ankara'nın tek mahkum koğuşu olduğu söyleniyor. Her gün onlarca hapishanelerden insan getiriliyor oraya. Ters kelepçeli şekilde. Maskeleri yok. Orada nezarethane gibi, emniyet nezarethanesi gibi bir yer var. Onlarca kişi o nezarethanelere konuluyor. Kimsede maske yok. Gün içinde hastanenin içerisinde tedavileri yapılıyor ya da muayeneye götürülüyorlar. Orada sürekli bir jandarma sirkülasyonu var. Ve haliyle sağlıklı bir insanı dahi sağlığını bozabilecek koşullardı o koşullar. Ve dediğim gibi orada biz birçok ameliyatı olan, sağlık durumu çok kötü olan tutsak gördük. Müvekkilimiz ziyarete gittiğimiz süreç boyunca insanların orada inildiğini gördük. Ailelerinin kapılardan hiçbir haber verilmeden gönderildiğini gördük. Su diye bağırdıklarını gördük orada. Ve dediğim gibi ülkemizde hiçbir hasta tutsan hapishanelerde sağlıklı bir biçimde tedavi olamayacağını bir kez daha gözlerimizde gördük o mahkum koğuşunun koşulları nedeniyle. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz müvekkilimize hastane refakatçi zorunludur dediği için bir refakatçi tayini yapılmıştı. Bu süreçte biz şunu da gördük. Orada çok ağır hastalar olmasına rağmen, çok ağır ameliyatlar geçiren hastalar olmasına rağmen orada refakatçilerin nerede kalacağına ilişkin hiçbir şey yapılmamış. Yani oraya bir hastanın refakatçisi gelirse nerede yatacak, nerede kalkacak, eşyalarını nereye koyacak konusunda hiçbir düzenleme yapılmamış. Bunu da görmüş olduk bu süreçte. Kısaca onu da bir anlatabilirseniz, şu anda durumu ne? Yani düne kadar sağlık durumu nasıldı Sibel Balaç'ın? Çünkü bildiğimiz sadece yürüyemediği falan ama yani orada o kaldığı 21 gün boyunca ilk 10 gününde 3 kilo kaybettiğini biliyoruz. Ondan sonraki durumunda biraz daha o noktada bizi de bilgilendirirseniz.
Şöyle müvekkilimiz ölüm orucuna başladığını duyurduğunda tartılmıştı ve 85 kilo tartılmıştı. Hapishanedeki son tartıldığında da 41 kilo tartılmıştı müvekkilimiz. Bu hapishanedeki ve hastanedeki tartıların farklılığından kaynaklı bir kilo farklılığı çıkıyor ama biz müvekkilimizin kaybettiği kiloyu hesaplıyoruz şu anda ve 3 kilo verdi hastanede tutulduğu ilk 7 gün içerisinde ve 15 Eylül tarihinde tartılabilmişti. Yani sağlık kuruluna çıkarılmadan bir gün önce son kez tartılmıştı. O tartıldığında da 3 kilo verdiğini tespit edilmişti daha doğrusu. Şu anda müvekkilimiz 38 kilo ancak dediğim gibi en son 15 Eylül tarihinde tartıldı. O tarihten sonra 10 gün içerisinde kaç kilo kaybettiğini şu an bilmiyoruz tartılmadığı için. Tartılamadığı için. Şöyle müvekkilimizin yürüyemediğini duyurmuştuk. Evet, çok ciddi ayaklarında yanmalar var. Ayaklarında ve bacaklarında ağrıları var, vücut ağrıları var. Müvekkilimize bu süreçte yapılan sağlık tetkiklerinde de öğrendiğimiz birçok şey oldu. Bu tetkiklerin sonuçlarından öğrendiğimiz birçok şey oldu. Örneğin müvekkilimizin ayaklarında sinirlerinde bir his kaybı olduğu, bacaklarındaki sinirlerde bir his kaybı olduğu, karaciğer yetmezliğinin başladığını bu süreçte öğrendik. Ayrıca bizim gözlemleyebildiğimiz müvekkilimizin ağız içinde yaralar var, yürüme güçlüğü yaşıyor dediğimiz gibi ve çok ciddi de bir kilo kaybı var. Evet. Bu koşullar altında sizin anlattığınız Sibel'in koşullarını yani sağlık durumunu anlattınız ve hastane bir rapor hazırladı. Raporda gerçekten hem mesleki açıdan biraz elde ifade etmiştik hep ahlaki açıdan üzerinde düşünülmesi gereken bir durum vardı. Evet. Kendi başına hayatını idame edemez ama hapishanede kalabilir. Evet. Oradan şeyi de ekleyerek bu noktaya gelene kadarki süreci de içine katarak bir anlatırsanız seyircilerimize. Çünkü gerçekten anlaması zor. Nasıl doktorluk bu? Nasıl insanlık diyelim daha doğrusu? Yani birisi gerçekten yürüyemiyor. Sen raporunda da ifade ediyorsun. Diyorsun ki yani bu yürüyemez. Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Ama hapishanede kalabilir. Bunun doktorluk ölçülerine göre anlatabilecek bir yanı var mı? Bir iş yapabilir miyiz acaba? Şöyle, müvekkilimiz Gökhan Yıldırım'da da biliyorsunuz benzer bir rapor almıştık. Müvekkilimiz Sibel Balaç'ta da şu anda benzer bir raporla karşı karşıyayız. Tabii ki şu akıl dışıdır, bilim dışıdır. Yani bunu anlayabilmek için hekim olmak gerekmiyor ya da tıp bilimine hakim olmak gerekmiyor. Bir kişi hapishanede tek kalamaz demek. Tek başına hayatını idame ettiremez demek esasında hapishanede kalamayacağı anlamına geliyor. Ancak raporun ilk kısmında infaz tehirine gerek yoktur. Yani infazın ertelenmesine gerek yoktur denmiş. Bu aslında müvekkilimizin hakkında hazırlanan sağlık kurulu raporu ülkemizde hasta tutsakların nasıl rahatlıkla ölüme terk edildiğini bir kez daha bizler açısından gözler önüne serdi. Müvekkilimiz bize şöyle bir şey anlatmıştı. Esasında müvekkilimizle doğrudan ilgilenen hekimlerle ilgili bu süreçte bir suç duyurusunda bulunmadık. Hekimlik etiğine de özellikle doğrudan ilgilenen hekimlerin uygun davranını düşünüyoruz. Ancak sağlık kurulu hekimlerinden bir tanesi müvekkilimize şöyle demiş muayene ederken. Biz kimlere sağlık kurulundan infaz erteleme kararı vermedik, sana mı vereceğiz demiş. Bu kimler dedikleri işte ülkemizde birçok habere yansıyan hapishanelerde ölen hasta tutsaklardır. Biz böyle anlıyoruz. Bugün hasta tutsaklar sorunu bu gibi sağlık kurullarının insanları ölüme terk etmesiyle ortaya çıkıyor bu sorun. Bu süreçte bunu bir kez daha anlamış olduk. Ankara'daki sağlık kurulu dediğim gibi tek mahkum koğuş olduğu söyleniyor ve tutuklu hükümlerle, tutsaklarla ilgilenen tek sağlık kurulu olduğu söyleniyor. Esasında bir askeri hastanenin askeri öğrencilere bakmakla
yükümlü olan bir sağlık kurulu aynı zamanda kişilerin hapishanede kalıp kalamayacağına karar veriyor. Bu da ayrı bir çelişki bizim açımızdan. Evet. Peki ne olur bu günden sonra? Adli Tıp Kurumu'nun yaklaşımı ne olur? Çünkü şöyle bir hukuki yaklaşmadıkları biliniyor. Çünkü aynı koşullarda birçok insanla ilgili, biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi, o sağlık kurulundaki insanlar kimlere rapor vermedik, sana mı vereceğiz diyerek ölümlerinde suç ortaklığı ya birkaç gün sonra hayatını kaybettiği Ebru Timtik bu. Peki bundan sonra ne olur? Acaba neye göre düşünmeliyiz? Yani ne demeliyiz? Adli Tıp Kurumu böyle yapabilir, böyle yapabilir diyebilecek miyiz? Yani öyle bir şeyimiz var mı? Şöyle, öncelikle bu sürecin hukuki anlamda nasıl işlediğinden söz edeyim. İnfaz erteleme talep ettiğinizde öncelikle kişi hakkında bir eğitim araştırma hastanesinde bir sağlık kurulu raporu hazırlanıyor. Bu rapora istinaden bir adli tıp kurumu raporu hazırlanıyor ve en nihayetinde savcılıkça bir karar veriliyor. Kişinin infazının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin. Müvekkilimizin de bir sağlık kurulu raporu hazırlandı ve adli tıp kurumuna da ilerleyen günlerde çok yakın zamanda sevk edilmesini bekliyoruz. Bir inceleme yapılmasını, kurulun toplanmasını bekliyoruz müvekkilimiz hakkında. Adli tıp kurumu nasıl bir karar verebilir? Bunu açıkçası kestirmek zor. Adli tıp kurumu nasıl karar verir? Şu anda bilmiyoruz. Ancak siz de bahsettiğiniz bu kararların hukuki kararlar olduğunu düşünmüyoruz. Geçmişimizdeki deneyimlerde bize böyle olmadığını gösterdi. O sebeple Adli Tıp Kurumu nasıl karar verir? Bunu öngörmek zor. Ama nasıl karar vermelidir diyorsanız, elbette ki müvekkilimizin hapishanede ve hastanede kalamayacağından infazının ertelenmesi gerektiği hakkında bir rapor hazırlamalıdır. Ancak Adli Tıp Kurumu nasıl bir rapor hazırlarsa hazırlasın, son kertede karar savcılıkta. Çünkü savcılık bir karar verecek infaz ertelemeye ilişkin. Ancak tabii ki Adli Tıp Kurumu'nun kararı belirleyici olacaktır. Adli Tıp Kurumu'nun raporda yazdığı sonuç kısmı bu kararda belirleyici olacaktır. Şunu söyleyelim. Müvekkilimiz bu süreç geciktirildikçe müvekkilimizin hayati anlamda artık geri dönüşsüz sağlık sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yani müvekkilimiz bundan 15 gün sonra, 10 gün sonra tahliye edilirse artık geri dönüşsüz sağlık sorunları başlamış olabilir ve artık tahliye edilmesinin bir önemi kalmamış olabilir. Ayrıca bu kadar hayati risk yüksekken müvekkilimizin kaç gün daha bu şekilde devam edebileceğini tahmin etmek çok zor. O yüzden müvekkilimiz için bugün annesiyle konuşurken annesi söyledi bana. Dedi ki 10 dakika olsa 10 dakikasını tutmuyor. Ben kızımın 10 dakika daha yaşayabileceğini bilmiyorum dedi. Yani şu an biz Sibel'in ne koşullarda İstanbul'a götürüldüğünü, yolda neler yaşadığını, şu an orada tek başına tutulurken ne zorluklar yaşadığını bilmiyoruz. Müvekkilimiz için her gün, her gece, her saat, her dakika çok önemli. Bir an önce Adli Tıp Kurumu tarafından bir rapor düzenlenmesini ve savcılıkça müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini bekliyoruz. Evet. Sibel Balaç, hasta tutsakların serbest bırakılmasının da talep olarak olduğu bir direniş, taleplerin arasında hasta tutsakların serbest bırakılmasının da olduğu bir direniş sürdürüyor. Biraz evvel bahsettiğiniz şey çok çarpıcıydı. 30 bin tutsağın götürüldüğü hastanenin mahkum koğuşunun koşullarından bahsettiniz. Orada bir insanın iyileşmesi, bırakın iyileşmesini, daha fazla hastalanacağını, daha fazla kötüye gideceğini, ki oradaki yaklaşımların da buna yönelik olduğunu anlattınız. Bu da aslında Sibel'in gerçekten ne kadar insanın talebini, ne kadar insanın hakkı için böylesine bir direniş yaptığını gösteriyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ceren Yılmaz? Böyle yani şey, aslında bir de şunun da altını çizmek var diye düşünüyorum. Yani hiç kimsenin haberinin bile olmadığı insanlar kim bilir neler yaşıyor. Şuradan yola çıkartıyorum bunu. Milyonlarca insan biliyor Sibel Balaç'ın şu anda ölüm orucunda olduğunu. Milyonlarca insan onun sürecini takip ediyor. Ve
o koğuşa, o ya işte mahkum koğuşuna götürüldüğünü biliyor ve orada bile böylesine davranılabiliyorsa, Sibel Balaç gibi herkes tarafından bilinen bir tutsağa, acaba hiçbir şey, hiç kimsesi olmayan, orada olduğundan kimsenin haberinin olmadığı insanların orada neler çekeceğini düşünmesi bile gerçekten insanın içini ürpertiyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı şey olarak? Söylediğiniz gibi biz de tam bunu düşündük. Biz avukatlar olarak her gün o mahkum koğuşunun önündeydik. Annesi yanındaydı ve bu koşullarda bile Sibel o havasız yerde tutulmaya, o pis yerde, tuvalet kokulu yerde tutulmaya devam edildi. İnanın biz de bu süreç boyunca aynı şeyi düşündük. Biz bu kadar müvekkilimizin yanındayız. Bizim müvekkilimiz bu koşullarda tutuluyor. Gerçekten avukatları olmayan, ailesi olmayan insanlar neler yaşıyor diye biz de kendimizle konuştuk. Sibel'in annesi de bize defalarca bunu söyledi. Yanımızda inleyen insanlar var. Bağıra bağıra su isteyen insanlar var. Gardiyanlar, kapılar zil çalındığında, butona basıldığında sesleri gardiyanlara zil sesi gitmesin diye butonların seslerini kısıyorlar demişti annesi. Gerçekten bizim açımızdan da çok çarpıcı bir süreç oldu. Son olarak şuna ekleyeyim. Aslında söyledim az önce. Müvekkilimiz için daha fazla geç olmadan bir an önce müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Başta müvekkilimizin tetkiklerinin 7 Eylül tarihinde yapılmaya başlandığını söylemiştim. 7 Eylül tarihinde yapılmaya başlanan tetkikler 15 Eylül tarihinde sona erdi. Müvekkilimizin tutulduğu koşullar nedeniyle sağlık durumunun hızla kötülediğinden de bahsettim. 15 Eylül tarihinin üzerinden 10 gün geçti. 10 gün boyunca aç olan bir insanın sağlık durumunda elbette bir kötüleşme yaşanır. Koşullar nedeniyle daha da hızlı bir kötüleşme yaşandı. Geçmiş tarihli bir raporla üzerinden zaman geçen 7 Eylül tarihinden itibaren bugüne zaman geçen bir tetkik sonuçları üzerinden rapor hazırlanacaksa bu raporun gerçekliğinden biz şüphe ederiz. Üzerinden zaman geçmiş bir raporu bilimsel olduğunu kabul etmek de bugün bizim açımızdan mümkün değil. Bu sebeple Adli Tıp Kurumu artık bir gün dahi geciktirmeden müvekkilimiz hakkında toplanmalı ve kararını açıklamalı ve müvekkilimizin infazının ertelenmesi yönünde bir rapor hazırlamalıdır. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Ceren Yılmaz, emeklerinizden dolayı bizler Sibel Balaç'ı destekleyen insanlar olarak ayrıca size teşekkür ediyoruz yanında olduğunuz için. Biz avukatlık Yayınımıza yapıyoruz. katıldınız. Avukatınız ayrıca orada avukat olduğunuz için. Yayınımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben Yeni çok teşekkür gelişmeler ederim beni yayınınıza aldığınız için. Olduğunda biz size yeniden bağlanabileceğimizi Elbette. düşünüyoruz. Elbette. Umut ediyoruz yarın olumlu bir karar çıkar Umuyoruz. ve Sibel'in de dışarı çıktığını görürüz. Şimdilik tekrar size iyi akşamlar diyelim. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Beni Daha yayınınıza görüşmek üzere aldığınız diyelim. için teşekkür ederim. Teşekkür Çalışmalarınızda ederim. başarılar. Sağ olun. Sevgili Gerçek Haber Ajansı izleyicileri ve takipçileri, Facebook yine bugün yayınımızın sağlıksız koşullarda bu gerçekleşmesi için elinden geleni yaptı. Adeta sabote etti diyebiliriz. Neyi anlatıyorduk? Sibel Balaç anlatıyorduk. Sibel Balaç kim? Sibel Balaç on binlerce hasta tutsağın ya da şöyle diyelim 334 bin resmi rakamlarla tutsağın her an hastalanabileceği gerçeğinden yola çıkarsak bir şekilde tedavi olmaları hakkını ya da içeride hapishanede tedavi imkanları yoksa dışarıda tedavi olmalarının imkanlarının sağlanması ki bu yasal hak için direnen bir tutsak onu anlatacaktık. Anlattık. Facebook müdahale etti. Sanıyorum onların nasıl bir topluluk kuralları varsa o topluluk kurallarına aykırı buldular. Olsun biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Sibel Balaç'ın, İleri Kızılaltun'un ve hakkı için direnen
herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Gerçek Haber Ajansı olarak taraflı yayın yapmaya devam edeceğiz. Daha açık bir ifadeyle. Sibel Balaç'a yapılan işkenceyi duyuracağız. Sibel Balaç'a yapılan insanlık dışı uygulamaları, Sibel Balaç'ın annesinin gözü önünde yaşadığı işkenceyi bizler buradan Gerçek Haber Ajansı ekranlarından sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bize zaman ayırıp da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyerek sevgilerimizi gönderiyoruz.